Cumhuriyet Halk Partisi'nden 3 milletvekili bugün istifa etti ve bunlardan kamuoyunun daha çok tanıdığı Teğmen Mehmet Ali Çelebi'ydi. Ulusalcılar ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki solcular arasındaki görüş ayrılığının bir yansıması ama bundan öte Cumhuriyet Halk Partisi'nin dilinin bir şekilde sağ partilerle seçmen konsolidasyonu yaratmak ve AKP'ye karşı ortak bir ittifak stratejisi belirlemek adına dilini yumuşatması nedeniyle tepki çeken kendi tabanından bir kısım tabandan tepki çeken görüşlerin ayrılığı anlamında da değerlendirebiliriz. Ama aslında bunu aynı zamanda bir saray hamlesi olarak okuyabiliriz. Cumhur İttifakı ne yapsa ne etse oylarını %50'ye getiremiyor. Kurtuluş yolunun bir şekilde yeni partilerde olduğunu, aslında Millet İttifakı'ndan da oy alabilecek ve o seçmendeki ortak duygudaşlık düşüncesinin bozulmasıyla ortaya çıkabilecek karmaşadan beslenebileceği görüşünde belki de. Dolayısıyla direkt olarak yeni kurulan Mustafa Sarıgül ya da Muharrem İnce gibi bir takım partilere destek vermemiş olsalar bile bu partilerin belli bir zeminde işlemesine yol açacak yolun döşenmesinde arka planda katkılar sunmuş olabilirler. Dolaylı yönden böyle bir katkı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Cumhur İttifakı ve saray ancak Millet İttifakı içerisindeki bölünmeyle böyle bir şeyi gerçekleştirebileceğine inanmış olabilir ve bu yolu deniyor olabilir. Aslında Muharrem İnce, Sarıgül ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalif milletvekilleri direkt olarak sarayın emrinde olmasalar bile yaptıkları iş saraya hizmet ediyor. Sonuç olarak buradan istediğini saray alır mı? Bunu yaşayıp göreceğiz. Şunu da söylemek isterim ki Muharrem İnce'nin partisine bu milletvekilleri geçer. Muharrem İnce veya Sarıgül veya yeni kurulacak parti ya da partiler daha çok ulusalcı görüş etrafında kümeleneceğimizi düşündüğümüz bu partiler Millet İttifakı içerisinde de yer alabilirler ya da muhalif kanatta da muhtemelen yer alacaklardır. Burada bir sıkıntı yok ama burada sarf edilecek görüşler ve beyanatlar muhalif kanattaki duygudaşlık görüntüsünü ya da duygudaşlık duygusunu zedeleyebilir ve muhalefetin toplumda yarattığı olumlu algıya sekte vurabilir. Buradan çıkacak farklı görüşler muhalefet ittifakındaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin eleştirilmesi hatta HDP ile yan yana gelmesi gibi eleştiriler de olabilir. Bunlar sarayın işine yarar. Bu partilerin muhalif olması, ulusalcı ve laik olması, Erdoğan karşıtı olması bu bölünmeden farklı olumlu anlamlar çıkacağı anlamına gelmez. Aslında Türk siyasetine baktığımızda ulusalcı görüş ve sol liberal görüşün farklı partilerde temsil edilmesi genel anlamda siyasetteki seçmenlerin karşılığı olan görüşlerin farklı partilerde ortaya konması Türk siyaseti adına iyi bir şey. Ama şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu çıkmazdan çıkabilmesinin tek yolu HDP'nin de içinde olduğu ve o sol tabanda çok fazla kızılan Gelecek Partisi ve Deva Partisi gibi AKP'den kopan İslamcı sayılabilecek partileri de içinde olduğu muhalif ittifakın
desteklenmesinden başka bir şey değil. Çünkü ulusalcıların dili ister muhalefet ittifakında yer alsınlar, isterse yine Erdoğan'a muhalif olup farklı tarafsız bir noktada ama muhalif olmakla beraber ulusalcı söylemlerle yer aldıklarında bu muhalefette Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat İslamcı olarak tanımlayabileceğimiz partilerin aslında Erdoğan'ı zorladığı bir noktada içinde ulusalcı salvoların olduğu fikirlerle beraber seçmenin kafasında bir karışıklık yaratacağı ve muhalif seçmenler arasında solcu, ulusalcı, laik, antilaik ayrımını ortaya çıkarabilecek, hatta ulusalcı sosyal demokrat ya da liberal seçmenlerin kafalarındaki ayrışmayı işaret edebilecek soru işaretlerini yeniden ortaya çıkarabileceği ve hatta bir kısım seçmenlerin işte o HDP meselesinden dolayı bir takım duygu kaşımaları yapabilme tehlikesinden dolayı bu yapılan iş Erdoğan'a yarar. Bu yapılacaksa da yani Türk siyasetinde solcu laiklerin ya da ulusalcı laiklerin iki ayrı kanadın farklı partilerde temsil edilmesinin aslında iyi bir şey olduğunu ve görüşlerin farklı partilerde ifade edilmesinin, demokrasinin renklerinin kendini bir şekilde gösterebilmesi adına iyi bir şey olduğunu ama ikili sistemde maalesef farklı görüşlere çok fazla imkan vermek yerine olumlu ve ortak görüşlerle birkaç partinin bir araya gelebilerek ancak iktidarı değiştirebilecek matematiksel rakamı yakalayabileceğini gerçeğini de göz ardı etmememiz gerekiyor. Dolayısıyla şu andaki durulması gereken yer eğer AKP'nin gönderilmesi gerekiyorsa demokrasiye ve insan haklarına zarar veren bu partinin gönderilmesi gerekiyorsa çok fazla bölünmeden değil, birleşerek bunun yapılması gerekiyor ve eğer ulusalcıların ve sol görüşün ayrı partilerde temsil edilmesi gereken bir zaman dilimi ise işte o zaman dilimi, bu zaman dilimi değil, saray medyasının yaydığı algıdan etkilenerek ve belki de farklı partilerin kurulmasına ve bir takım maddi imkanlarla önlerin açılmasına olanak veren bir takım derin devlet ulusalcı yapıların da aktör olduğunu iddia edebileceğimiz bir zaman diliminde bu parçalanma hayra işaret değildir ve şu anda yapılacak bir şey bu değildir. Tam tersine Kılıçdaroğlu'nun denediği şey yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin dilini biraz sivri dilini azaltarak ve sağ seçmenle konsolidasyon yaratarak denemeye çalıştığı şeyin 31 Mart seçimlerinde olumlu sonuç verdiğini düşünürsek bunu denemesinin ve bu yönde ilerlemesinin daha doğru olduğu görüşündeyim. Dolayısıyla bu ayrılıkların doğru bir zamanda olduğu kanısında değilim. O bakımdan genel anlamda muhalefete zarar verebilecek bir şey ama seçmenden ne kadar karşılık bulur ya da bulmaz bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama şunu tekrar ifade ediyorum tam da sarayın istediği bir şey.